Coinbase'in borç verme platformunu kapatacak olması meselesi üzerinde duracağız ve bu durumu değerlendireceğiz. Şimdi biliyorsunuz Coinbase yine SEC tarafıyla davalık olan taraflardan bir tanesi ve ciddi şekilde sıkıntı içerisindeler. Tabii bu sıkıntı şu an radikal bir sıkıntı değil. Hani böyle şey olması falan, ne bileyim, bir kapanmadır, şudur budur tarzında bir sıkıntı değil. Özellikle Ripple'ın davayı kazanması bunların da elini bayağı bir güçlendirdi. Binance da kendileriyle davalık durumda. Hatta aynı şekilde Huobi borsası, Coinbase, Kraken falan. Bunların da tamamı biliyorsunuz ki bu taraflarla davalıklar. Bu da sıkıntılı meselelerden hakeza bir tanesidir. Coinbase yakın zaman içerisinde ilk olarak dedi ki biz bu saatten sonra bu belli başlı eyaletlerde staking hizmeti vermeyeceğiz. Hiçbir şekilde faiz hizmetleri olsun vesaire bu gibi hizmetleri vermeyeceğiz diye açıklama yaptılar. Bu tabii SEC'den kaynaklı bir durumdu. Bu durumun ertesine şu anda da ödül işte borç verme platformlarının falan kapanacağına ilişkin bunu yani bu meselenin farklı farklı değerlendirmeleri olacaktır. Bunu bir kere söyleyeyim. Bunlardan bir tanesi bu kredi ve borç verme platformları. Bakın bunlardan sürekli uzak durulması gerektiği konusuyla alakalı biliyorsunuz. Uyarıyorum. Çünkü gerçekten çok sıkıntılılar. Gerçekten çok sıkıntılılar. Bunların coinleri hem enflasyona çok yatkındır. Öyle ki sürekli kendi tokenları üzerinden bir teminatlandırma üzerine durmaktadırlar ve faiz oranları çok yüksektir. Dolayısıyla bunların çok büyük bir kısmı enflasyona tabidirler. Enflasyona kapılma ihtimalleri fazlacadır. Bunun net bir şekilde ne yapalım? Altını çizmiş olalım. İkincisi tabii Aave mesela. Hani Aave.com bunları severim. Aynı şekilde regülatörler de bunun çok üzerinde duruyor. Bilmem anlatabilir. Bunları biraz daha riskli kripto paralar olarak görüyorlar ki kısmen haklar. Aynı zamanda yine riskli diyebileceğimiz bir platform yapısı olarak görüyorlar ve bunları yapılan hareketleri bir kayıt dışı menkul kıymet ve yatırım sözleşmesi olarak sürekli adletmektedirler. O yüzden dikkatli olmak lazım. Bunlara çok fazla yatırım yapmamak, yatırım gerçekleştirmemek lazım gelecektir. Peki, ikinci bir diğer konu yine önemli olan Coinbase'in akıbeti. Binance, Coinbase gibi borsalar önceden de söyledik. Hatta bir videoda bu riskleri ele aldık. Birincisi bu borç verme adı altındaki faaliyetleri ileride duracaktır. İleride sıkıntıya girecek ve bir noktadan sonra da büyük ölçüde bitecektir. İkinci bir diğer önemli mesele de vardır. Bu da bu ödül sistemleri. Hani şu ödül işte şu kadar ödül, bu kadar bilmem ne tarzındaki. Aynı şekilde yüksek faiz oranları. Bakın bu da sıkıntıdaki şeylerden bir tanesidir. Böyle yüksek faiz oranları olsun, aynı şekilde yüksek stakingler falan. Bunları da regülatörler çok fazla sevmemektedir, hoşuna gitmemektedir. Bunlardan da olabilir. Buradan neyi anlıyoruz? Sırf bu sebepler için bir altcoin'de eğer varoluş gerçekleştiriyorsanız bunları almanız için, yatırım yapmanız için gerekli ve düzgün sebepler değildir. Bilmem anlatabildim mi? Umarım anlatabilmişimdir. Yakın zamanda yapılan bir duyuruda kripto para borsası Coinbase önümüzdeki aylarda borç verme platformu Coinbase Borrow'u durduracağını açıkladı. Şirket sözcüsünün Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre bu karar şirketin kaynaklarını müşteri tercihleri ve talepleriyle daha iyi uyum sağlayan ürünlere yönlendirmeyi amaçlaması nedeniyle alındı. Yani adamlar diyor ki şu anda burası potansiyel olarak yani bize iyi getiriler sağlamıyor. Aslında bunu söylüyor. Biz de bu kaynaklı varoluşumuzu farklı yerlerden sürdürmeye, farklı yerlere yatırım yapmaya ve burası üzerinden devam etmeye gerek gördük. Bu doğru bir şeydir. Fakat arkasındaki temel nedeni söylememişler. Bakınız
Crypto.com örneğin en son şeyden çıktı. ABD tarafında bu saatten sonra büyük varlık yöneticilerine, büyük fon yöneticilerine kendileri şey yapmayacaklarını, kurumsallarla iç içe olmayacaklarını ve hizmet vermeyeceklerini açıklamışlardı. Fakat bunun arkasındaki temel sebep ve motivasyon yine SEC'di. Tamam mı? Bunu anlayabiliyoruz. Buradaki de aynı şekilde yanlış bir şey söylemiyorlar ama bunun da arkasındaki sebep olduğu noktayı söylemiyorlar. Tabii bunlar da karşımıza bir şey çıkarıyor. Neden SEC'in yapmış olduğu hareketler ve aldığı önlemler bu kadar önem taşımaktadır? Aynı şekilde kredi ve borç verme platformları yine aynı şekilde mevcut süreçteki nasıl diyeyim bu tarz projelere yatırım yapmamak gerektiğini de anlayabiliyoruz. Müşterilerin Bitcoin varlıklarının %30'una karşılık 1 milyon dolara kadar itibari kredi almalarına olanak tanıyan bir program olan Coinbase Borrow, borsanın kripto topluluğuna hitap eden hizmet paketinin bir parçasıydı. Coinbase Borrow platformu aracılığıyla kredi kullanan mevcut müşteriler ödenmemiş kredi bakiyelerini geri ödemek için 20 Kasım 2023'e kadar süreye sahip olacak diyor. Aynı zamanda DeFi projelerine de dikkat etmenizi öneririm. Yakında DeFi'ya da bayağı bir hem de çok sağlam bir kan kusturacaklar. Haberiniz olsun. Ona göre hareket etmek lazım gelecektir. Bu geçişi kolaylaştırmak ve ek destek sağlamak için borsa etkilenen müşteriler için 4 aylık bir kredi geri ödeme süresi uygulanacak. Ayrıca bu kullanıcılar platformdaki traderlar için birçok avantaj sunan aylık bir abonelik hizmeti olan Coinbase One aracılığıyla öncelikli müşterileri desteğini ekleyebilecekler. Aynı şekilde sıkıntı yaşama ihtimali çok yüksek olan bir kategori daha var bakınız ki. Bu da kategori demeyeyim aslında faiz oranları çok yüksek olan ve ödül dağıtım üzerine çok fazla duran projelerden geçmektedir. Bunu da kısaca hatırlatmak istedim. Coinbase Borrow'u durdurma kararı şirketin Mayıs ayında yeni kredi taleplerinin artık kabul edilmeyeceğini belirtti. Önceki duyurusunu takip ediyor. O dönemde bu hamle borç verme hizmetine yönelik talebin azalmasına bağlanmıştı. Evet. Ya dediğim gibi şu anda süreç budur. Yatırımcı olabildiğince kendince dikkatli olması gerekmektedir ki sıkıntı yaşamasın ilerleyen vakitlerde de. Bu tarz projelere yatırım yapmamak daha güvende kalmak her zaman esas olandır. Seç piyasa üzerindeki faaliyetlerini sürdürüyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.